kara ülkemizin dörtte birine denk bir yeni deniz ülkesi kazandıran bir hamle. Libya ile imzalanan mutabakatın Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini vurguladı. Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun Doğu Akdeniz'de ilişkisine dikkat çekti. Bir bölge gücü olabilmek için Türkiye'nin Hatay'a ve İskenderun Körfezi'ne ihtiyacı var. Kıbrıs üzerinde kim hakimiyet sahibi ise, şurası kimin elindeyse, Doğu Akdeniz'e de o hükmeder. Kendi ayakları üzerinde duran, üreten, Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk'ünün bir umut ve ufuk sahibi olduğu bir devlete dönüştürmesi gerekiyor. Türkiye, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı. Konuya ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Feyzoğlu, Libya ile varılan mutabakatı muazzam bir adım olarak gördüğünü belirtti. Türkiye muazzam bir bölge elde etti ve bu bölgenin içerisinde doğal gaz bulma ihtimali çok çok yüksek. Yani ciddi bir hamle. Su ülkesinin, deniz ülkesinin sınırlarını belirledi. Akdeniz'in bu bölgesinde, yani tüm deniz ülkesinin sınırlarını değil, Libya'yı ilgilendiren kısımda. Feyzoğlu, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoruyla Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi. Terör koridoru dediğimiz asıl amacı enerji hattını emperyal güçlerin emrine vermek olan bir koridor. Bu koridor. Şimdi dikkat buyurun. Buradan başlayıp Suriye'nin tüm Türkiye sınırı boyunca oluşturulmak istenen koridorun karşısına rezüm yapalım. Duvar gibi ne çıkıyor? Hatay çıkıyor. Çünkü bunun altında Ruslar var ve Suriye merkezi hükümeti var. Koparılmak istenen parça burası.